Evet haftanın ilginç haberlerinden bir tanesi Akit'in ifade özgürlüğünü hatırlaması karar.com'dan Akit TV'nin zulüm 1938'de son buldu haberine beraat kararı. Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Başka gazetelerin sitelerine de baktım. Mesela hürriyet.com.tr, haber sol birbirinin neredeyse tıpatıp aynısı haberler. Yani copy paste yapmış adamlar. Böyle gazete nasıl oluyor? Bir ikincisi Ozan niye ben Efe Gazete diye gazete açmıyorum? Aydal postası. Her gün bir posta alın. Açayım ben de. Hayır gerçekten bak haber sitesi açıp başka yerden copy paste yapmak habercilik oluyorsa ben niye açmıyorum ki? Herkes açsın bir tane. Ahmet postası, Mehmet postası. Herkes bir posta atsın haber. Neyse. Akit TV'de 10 Kasım 2015'te Zulüm 1938'de son buldu başlıklı haberle ilgili Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan yargılanan sorumlu müdür Ali Özken'in beraatine karar verildi. Her şeyden önce arkadaşlar sizce bu haberi yapan kişiye hapis cezası verilmeli mi? Bu adam kendisi haberi yapmamış sanırım da sorumlu muymuş öyle bir şey galiba. Ama onun bilgisinin dahilinde olmamasına imkan yok. Önce haberi okuyayım ondan sonra tartışırız. Duruşmada söz alan Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Vekili Cemil Öz dosyanın karar aşamasında olduğunu ve yargılamanın uzamasının toplum vicdanını yaraladığını belirterek Sanık görevi gereği televizyon yayınlarını denetlemekle ve yayınların hukuka aykırı olup olmadığını tespit etmekle yükümlüdür. Yayın dikkate alındığında çok acı bir şekilde Cumhuriyetin kurucusu, özgürlüğümüzün mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olarak zulmeden zalim resmiyette öyle kabul edilen lider şeklinde aşağılayıcı beyanlarda bulunduğu görülmektedir. Sanık görevi gereği bu beyanların suç olduğunu bilmelidir. Yaptığı savunmalar hayatın olan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yöneliktir. Alt sınırdan uzaklaşılarak lehe indirim ile hükmün açıklanmasının geriye bırakılması hükmü uygulanmadan cezalandırılmasını ve hükümle beraber tutuklanmasını istiyoruz dedi. Sanık avukatı Ali Pacci, Niye İtalyan bulmuşsun ki? Ali Pacci ise müvekkilinin sorumluluğunun 6112 sayılı kanunun 46. maddesine dayandırıldığını ancak bu maddede sorumlu müdürün cezai sorumluluğuna ilişkin bir düzenleme olmadığını savundu. İfade özgürlüğünün demokratik bir toplumun temellerinden olduğunu kaydeden sanık avukatı şöyle konuştu. Bu özgürlük sadece hoşa giden, izin verilen düşünceler için değil, aynı zamanda kaygı verici ve şoke edici olanlar için de geçerlidir. Helal lan, aferin lan, ifade özgürlüğü falan. Biliyorsunuz siz bak ben şeyi de hatırlarım. Siz zamanında demokrasi falan diye de ağlıyordunuz. Onları falan hep hatırlarım. Ondan sonra başa geldikten sonra siz yaparken iyi miydi demeye başladı. Ama o zamanlar demokrasi diyordunuz. Demokrasi diye diye girdiniz. Ondan sonra şimdi gücü ele geçirince siz yaparken iyi miydi oldu. Ders programlarını değiştirdiniz. Bilimle ilgili dersleri kendinize uygun hale getirdiniz. Askerin duasına kadar her şeyini değiştirdiniz. Ne yapıyorsun sen abi deyince sen yaparken iyi miydi? Neyse devam edelim. Burada mesele Atatürk'ün ya da Kemalist devrimlerin korunması değil, cezalandırmak için belli bir içeriğin seçilmesidir. Bu içerik seçiciliği aynı zamanda bir içerik ayrımcılığıdır. Anayasaya da kanuna aykırıdır. Vay anayasayı kanunu da hatırlıyorlar bak. 5816 sayılı kanun yine belli özellikle siyasi içeriklerin ifade edilmesi karşısında hak statüsüne yükseltilen hassasiyetlerin topyekün bir şekilde yasaklanmasına aracı kılınmasıdır boş yapıyorsun abi. Ceza hukukunun ulusal bir kahramanın hatırasını korumak adına içerik ayrımcılığı yapması anayasaya aykırıdır. Aa anayasayı da hatırlıyorsun. Siyasi bir hatırayı korumanın tek ve mevcut yolu zorunlu hapis değildir. Müvekkilin ceza sorumluluğu bulunmaması iddianameye konu içeriğin AİHM sözleşmesi. O insan hakları mahkemesini de hatırlıyorsun lan. Sözleşmesinin 10. maddesi gereğince ifade hürriyeti kapsamında kalması cezalandırılmasının demokratik bir toplumda gerekli ve zorunlu olmaması ile uygulanması istenen cezanın orantısız olduğu dikkate alınarak beraatine karar verilmesini mahkeme aksi kanatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme sanığın üzerine yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatine hükmetti. Duruşmanın sona ermesinin ardından bazı müştekiler beraat karatine tepki gösterdi. İddianamede sanık Ali Özken hakkında basın yoluyla Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu. Bu haberlerde ilginizi çekebilir. Bu bitcoin yatırımı günde 5000 dolar getiriyor. Ya çekmedi 5000 dolar. Benim mazot paramı yetmez. Akit'in daha önce yaptığı haberlere bakalım. Fazıl Say ile ilgili ne yapmış? Fazıl Say'dan skandal açıklamalar İslam'a ve Müslümanlara yönelik ağır hakaretler ederek her fırsatta dini değerlere saldırmasıyla bilinen küfürbaz piyanist Fazıl Say. Neden abi? Düşünce özgürlüğü değil mi adamın ki? Sadece Atatürk'e hakaret edince mi düşünce özgürlüğü oluyor, ifade özgürlüğü oluyor? Sizin aklınıza, çizginize uymayan, istediğiniz olmadığı zaman hedef gösterdiğiniz bir sürü insan. Bahadır Baruter, Müjdat Gezen, Levent Kırca, Bak burada yazıyor. Levent Kırcan'ın videoları hala zehir saçıyor. Sürekli hedef gösterdiğiniz, sürekli saldırdığınız. Neden abi? Adamlar ifade özgürlüğü kullanıyor. Bilmem kaçıncı madde, bilmem kaçıncı madde. Türkan Saylan'a da bak burada var. Ne demiş? Bir tane Müslüman'ı anmayan Google, Türkan Saylan'ı unutmadı. Seni mi anacak lan salak? Ha, seni mi anacak? Yeni Akit yazarı her kim yazdıysa seni mi anacak? Seni mi anacak lan? Seni mi anacak? Hadi Türkan Saylan'la seni insanlık olarak yan yana koyalım. Sen daha üstün insansın. Neden? Çünkü ben doğru Tanrı'ya inanıyorum. Diğerinin dinini bilmiyorum Türkan Saylan'ın ama büyük ihtimalle sana göre Müslüman değil. Doğru mu? Hadi koyalım senle Türkan Saylan'ı yan yana. Sen kimsin? Oğlum adım bile belli değil ki. Kimsin sen yani? Hani adını bir önce söyle. Belki anarız. Bak anıyoruz şu anda. Seni ondan sonra yakınlarını akrabalarını anarız istediğiniz zaman söyle yani sıkıntı yok. Hemen şimdi araştırın. Hani sen kendin hiçbir şey değilsin ya. İslam dünyasından bilim adamlarını falan bulun. Ondan sonra benim atam budur. Hayır abicim onlar da bizim atamız aslında. Sen yobaz arayacaksın. Hani şey diyorlar ya benim atam Atatürk değil Fatih. Hayır abicim Fatih de bizim atamız. Fatih sizin gibileri görse kuru odunla döver. Şu Noel Baba'ya hayır tamam. Eyvallah hayır bence de. Onun yerine Nasrettin Hoca. Abicim Nasrettin Hoca da bizim kafada. Ömer Hayyam da bizim kafada. Tamam mı? Onların hepsi bizim atamız. Nasrettin Hoca da Mevlana da bizim kafada. Fatih de bizim kafada. Adamların hepsi zamanın ilerici insanları. Sen zamanının ilerici insanı mısın? Bir düşün bakalım. Otur hadi. Otur bir düşün. Hadi şimdi Türkan Saylan'a rakip olacak bir bilim adamı. Ara bakalım ne çıkacak. Bence Aziz Sancar'ı bulabilirsin bak. Aziz Sancar Müslümanım diyordu ya. Bizim atamız Aziz Sancan hayır o da bizim atamız abi. Çünkü bilimsel düşünceyi bilen bir insan. Benim aldığım hapis cezasından konuşalım bile. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar bu fazla sayılar falan hapis cezası aldı yani. Hatta hapse girebilsinler diye birkaç tane açtılar. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması almasınlar diye. Ve ben de aldım hapis cezası. Benim aldığım hapis cezasından konuşalım. O zamanlar açılım döneminde insanları orduya düşman etmekle görevlendirilmişti bazı kesimler ve bunlar da kendilerine gençlik grupları isimleri koymuşlardı. Ben de onlarla dalga geçiyordum. Ben onlarla dalga geçiyorum ve dalga geçtim bariz belliydi. Eğer bu yobazların iddia ettiği gibi dine saldırıyor olsaydım cumhuriyetçi sayfalar paylaşmazdı ya da muhalif sayfalar paylaşmazdı o videoyu. Ama ne oldu? Sırf bana suç uydurabilmek için dine hakaret ediyor, inançlı insanlara hakaret ediyor dendi. Ve ne yaptılar ettiler? 6 tane avukatla saldırdılar kediciler oradan girdiler oradan çıktılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne örnek vereceğiz falan dediler. Uzattıkça uzattılar davayı. En sonunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması verdiler. Hatta ilk başta o dava ilk açmalarının sebebi de o kedici hocaya hakaret etmiştim ya. Onda da hükmün açıklanmasının geriye bırakılması almıştım. Yani 5 sene içinde tekrarlanmazsa cezayı vermeyeceğim. İki kere arka arkaya suç işledim diye göstermek için o ikinci dava yaşlar. Yoksa kendileriyle alakası bile yok. Ve o dönemde ben sizin gibi insanların empatisizliğini gördüm. Sizin gibi insanların bu konuşanlar konuşturulmamalı, susturulmalı, hapse atılmalı. İnsanların yaptığı o haberleri gördüm. Eğer ben ünlü olsaydım, gerçek anlamda ünlü olsaydım büyük ihtimal sizin de radarınıza girecektim değil mi? Sizin gazabınızdan kurtuldum çünkü yeterince ünlü değildim. Ancak kedicilerin bir sürü haber sitesi vardı. O kedicilerin haber sitelerinde dine küfreden adam belasını buldu hapis yatacak falan diye. Şu an olsa tabii suç duyuruz, yaparız o zamanlar bilmiyorduk o işleri. Şeklinde hedef gösterildim. Ekşide hedef gösterildim. Gene bunun adamları tarafından. O dönemlerden bu dönemlere gelindi. Sizin zihniyetinizde olan insanlar sizler kaybetmeye mahkumsunuz. Belki şu anda o iktidara yanaşıyoruz. Bize hiçbir şey olmaz şeklinde düşünüyorsunuz. Evet Fethullah'a yanaşanlar da aynı düşünüyordu. Zaman gazetesi falan onlar da aynı şey. STV Ergenekon haberleri yaparken ya da işte STV gizli kamerayla doktorları çekiyorlar. Onlar işte dine inanmıyormuş. Onları afişi ederken onlar da diyordu bize bir şey olmaz biz koskoca Fethullah Hoca'ya dayadık sırtımızı. Biz 10-15 sene içinde kaç tane sırtını iktidara dayayan ve başına hiçbir şey gelmeyeceği insanın gazeteci gördük. Ama sırayla hepsi kullanıldı ve atıldı. İşin komik yanında sürekli yeniler çıkıyor. O yeni çıkanlar da gene biz sırtımızı dayıyoruz bize bir şey olmaz kafasında. Gün gelecek sizin gibi insanlarla da işleri bitecek. O zaman diyeceksiniz ki Aa, bize zulüm yapıyorlar. Şu anda başlandı mesela. Atatürkçülerin desteğinin alınması için Atatürk'e hakaret edenler artık bu şekilde davalanıyor. Sizin şu söylediğinizden çok daha ağırını Dışkıcı Reis'in Sevan'ın Tarak gazetesinde yazdığını hatırlıyorum. Neler neler yazmıştı Atatürk için. Hiçbir şey olmadı adama. Ama ondan sonra adamların işi bitti. Adamların işi bitince hepsi sapır sapır döküldü. Neyse ki biz o olayı fark etmiştik. Yani benim yüklediğim videoyu daha geç yüklemişim gibi göstermeye çalışıyorlardı. Sanki suç tekrarlanmış gibi göstermek için. Beni hapse sokabilmek için. En azından onu fark ettik. Ve onun daha önce yüklendiğini zaten ilk başta belirttik. En azından o şekilde hükmün açıklanmasını geriye bırakılması aldık. Onun da 5 senesi zaten dolmak üzere. Ha şunu söylemeyi unutuyordum bak neredeyse. Tartışma konusu. Böyle bir şey diyen, Atatürk'e bu şekilde konuşan kişi sizce hapse atılmalı mı? Yani zulüm 1938'de son buldu diye aklınca Atatürk'e laf sokmaya çalışan birilerine yaranabilmek için kişi ya da kişiler sizce hapis cezası almalı mı? Onu bak neredeyse söylemeyi unutuyordum. Bence almamalı. Ben başa geldiğim zaman arkadaşlar garip bir şey söyleyeceğim. Ne kadar faşist efaydal dense de demek ki benim faşistliğim biraz farklı. Bu tür konularda bu insanlara ceza vererek onların eline koz vermeyeceğim. Çünkü bunları hapse atarsan hiçbir şey değişmeyecek. Hapse atıldığı zaman ne olacak? Ne olacak yani? Gerekirse Atatürk'ün hatırasına hakaret eden kişiler hapis cezasına çarptırılır. Kanunu kaldırmayı da düşün kaldırırım da yani. Çünkü düşünecek olursanız asla mantıksız bir kanun. Peki o zaman bu Atatürk düşmanlarından nasıl kurtulacağız? Zaten bu adamlar kendi başlarına bulacaklar ki mesela laikliğin korunması çok önemli. Şeriat ya da laikliği yıkmak için eylem yapan kişiler cezalandırılacak. E bu adamlar zaten oradan cezayı yer. Peki nasıl cezalandırılacak? Hapse atılarak değil. Çünkü hapis cezasının amacı nedir? İnsanlar içeriye girsinler adam olsunlar. Orada biraz adam olmayı öğrensinler. Bu adamlar içeride herhangi bir şey öğrenecek mi? Hayır hiçbir şey öğrenmeyecek. Daha da kötüsü biz Müslümanız diye bizi hapse attılar falan diyecekler. Daha sempati toplamaya çalışacaklar. O yüzden bunları alıp direkt sürgün. Hiç hapse falan koymayacağım. Bir ülkeyle anlaşırım. Al bunları sürgün. Hadi güle güle. Sen şeriat mı istiyorsun? Al sana şeriat ülkesi. Bitti. Ha bir de beslemesi var yani. O ayrı. Bir de beslemesi var. Ben dediğim gibi ben başta olsam bu tür insanlara hapis cezası vermem. O yüzden arkadaşlar cezaların nokta atış olması önemli. Ben de isterim tecavüzcü ölsün. Yani tecavüzcünün ölmesini ben de isterim ama cezanın birinci amacının intikam almak değil, birinci amacının suçu azaltmak olduğunu unutmamak lazım. Sen cinayet işlemeyen birisine ölüm cezası verirsen Cinayet işleyen biri ölüm cezası almalı mı o ayrı tartışma konusu. Onu daha önce tartışmıştık. Ama cinayet işlememiş birine ölüm cezası verirsen maalesef caydırıcılığı arttırmazsın. Adam tecavüz ettikten sonra nasıl her halükarda ölüm cezası alacağım diye riski azaltmak için bu sefer tecavüz ettiği kişiyi öldürür. O yüzden birinci amacın ben de sevmeyeceğim. Bu Atatürk'e hakaret eden adı ben de sevmiyorum abi. Bu adamlardan bir şey çıkmayacağını da biliyoruz. Olmayacak ya topluma kazandırılmayacak bu adamlar belli. Ama dediğim gibi bizim için önemli olan ne? İntikam almak değil. Ceza sisteminin amacı intikam almak değil. Suçu azaltmak. Belki şunu diyebilirsiniz. O zaman Atatürkçülüğe karşı çalışma yapan insanları da Atatürk düşmanlarını da sürelim. hapse atmak yerine. Tartışılır. Ama bence ona bile gerek yok. O bile karşı tarafa koz verir. Bak derler Atatürk'e tapıyor bunlar. Ona bile gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü bu adamlar nasıl laikliği yıkmaya yönelik çalışma da yapacak. Nasılsa şeriata yönelik çalışma da yapacaklar. Ha bunu da eğer Serbest bırakırsan ifade özgürlüğü diye o zaman işte o avelliye girer. O ifade özgürlüğünden çıkar avelliye girer. Amerika'daki gibi tarikat cenneti oluruz ondan sonra. Evet farkındayım bizde de var ama Amerika'da daha abartı.